Ankara'nın bu güzel güneşli havasında şimdi Pınar'la Ahmet'i bekliyorum. Üzerine kirlenecek bir şeyler giy dediler. Hem de işte Erkan'ın hediye ettiği bir tişört vardı ama bulamadım, neyse. Bunları giydim. Nereye gideceğiz? Bugün Ankara'da köpek barınağına gidip hayvanları besleyeceğiz. Şimdi bindik arabaya, gidiyoruz burada. Kimlerle birlikteyim diye eminim çok merak ediyorsunuzdur. Meraktan ölmeyin diye tanıtıyorum. Bu Ahmet. Merhaba. Şoförümüz bizi götürüyor. Ahmet endüstri mühendisi. Çalışıyor öyle. Sadece şoför değil. Eğitimli şoför. Bu da eğitimli. Bu da eşi Pınar. Pınar da hala öğrenci. Öğreniyor. Ben üniversiteyi bitireli 7 yıl oldu. O hala okuyor. Doymadı i̇şte, okumalı. Doymadı, ne yapacaksın? Trene, otobüse indirimli binebilmek için devam okumaya. Yani indirimde giriyoruz. En tembelimiz o çıktı ne yazık ki. Hala okuyor. Nereye gidiyoruz bugün? Pati Park'a gidiyoruz. Pati Park neresi? Pati Park bir hayvan barınağı. Açık hava barınağı daha doğrusu. Evet. Gerçekten çok güzel bir gün seçmişiz açık hava barınağı. Yağmur yağıyor. Yağmur. 11 derece hava falan. 11 derece. Ne yapacağız peki orada? Küpecikleri besleyeceğiz. Onlara mama yapacağız. Yavruları var. Hepsini ellerimizle besleyeceğiz. Seveceğiz. Daha önemlisi. Benim küçükken köpek fobim vardı. Onu ne yapacağız? Bugün yeneceksin. Burası arkaya çıkmış. Ahmet de yolu kaybetti. Bu barınak devletin yeri mi? Değil, gönüllülerin yeri. Tamamen gönüllü çalışıyorlar. Her gün bir insan beslemeye gidiyor. Her gün bir insan beslemeye gidiyor, gönüllü en usulü. En az bir insan, evet. Peki, her isteyen gidebilir mi buraya? Evet, gitmeden önce haber veriyoruz biz. Onlar da oluyorlar, hep birlikte besliyoruz, güzel oluyor. Peki, mesela beslemek için yanında ne getirdin bugün? Ben bugün süt aldık. Köpek maması aldık, biraz ıslak mama aldık, makarna aldık, tavukları varmış, daha önce sorduk. Tavukla makarnayı haşlayıp... Makarna yiyor mu köpekler? Evet. Hiç bilmiyordum bunu. Bunlar bir arkadaş grubu aslında. Beraber örgütlenmişler, her gün bir insan, en az bir insan gidip besliyor yani. Kendi aralarında besliyorlar yani. Evet, evet. İyi, ne kadar güzel bir şey. O hayvanlar her gün bekliyorlar. Sen nereden buldun peki? Ben Facebook'tan buldum. Önce biraz takip ettim. Sonradan baktım, dayanamadım. Gidip beslemedim. Tabii ilk önce bu eldivenleri giymek lazım. Sosyal bir mesaj vermek ister misin internetteki 20 takipçime? İnternette
ulaşıyor değil mi kesin? Evet, ulaşıyor, ulaştığını gördük. Biz zaman bulabildikçe parka gitmeye çalışıyoruz. Ellerimizle beslemek ayrı bir keyif. Oradaki hayvanlarla birebir temas etmek, onları sevmek ayrı bir keyif. İnternet üzerinden de mama gönderebiliyorsunuz. Ya da onlarla iletişime geçebiliyorsunuz, yardım etmek istiyorsanız. Ama biz gidip ellerimizle beslemeyi seçtik. Onları sevmeyi seçtik. Çünkü karınların doymasından daha önemli bir şey varsa onların gönüllerinin doyması. Herkes parka bekliyor. Sadece